Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? Gecenin bir yarısı kuş odasından çırpınma ve kanat sesleri işittim. Odalarına koştum ve ışıklarını açıp onları sakinleştirmeye çalıştım. O an niçin paniklediklerini anlayamamıştım. Bir şeylerden ürktükleri belliydi. Yaklaşık bir dakika gibi bir süre geçmişti ki hemen yanımda duran dolap sallanmaya başladı. Avizeye baktım o da sallanıyordu. Bunun bir deprem olduğunu anladım ve hemen televizyonu açtım. Düzce'de meydana gelen, aynı zamanda İstanbul'da da hissedilen 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duydum. Kuşlarımın uykusundan uyanıp panikleme sebeplerinin yaşadığımız bu deprem ile ilgisi var mıydı? Hayvanların güçlü sezileri olduğu aşikar. Ama kuşlarımın bu yöndeki erken sezgilerine ve tepkilerine ilk defa şahit oldum. Bu konuyu araştırmak istedim. Gerçekten kuşlarımın o gece verdikleri tepki bir deprem sezgisi miydi? İnternet araştırmalarımda birçok kuşun ikincil dalgalardan daha hızlı hareket eden birincil dalgaları tespit edebildiğini öğrendim. Yani P dalgaları adı verilen sismik dalgaların ilk turu insan kulağı tarafından tamamen duyulamaz. Ancak muhabbet kuşu ve diğer papağan türleri tarafından algılanabilir. Sismik dalgaların ikinci turu S dalgaları ise artık deprem meydana geldiğinde bizim de hissettiğimiz titreşimlerdir. Uzmanlar kuşların bu özel yeteneğini olağanüstü işitme ve koku alma duyularından aldıklarına inanıyor. Araştırmalar işitme duyularının bizimkinden 4 kat daha fazla olduğunu gösteriyor ve yüksek frekanslı sesleri yani işitme sınırlarımızın çok ötesindeki sesleri kolayca algılayabiliyorlar. Muhabbet kuşları koku yoluyla da depremi algılayabiliyor. Biz depremi hissetmeden önce yer altındaki kayaların kırılması yüzeye yakın büyük miktarda radyoaktif gazların salınmasına neden olur. İnsanlar bu gazların kokusunu alamazlar ancak muhabbet kuşları olağanüstü koku alma duyuları sayesinde bunu yapabilir. Özetle kuşların çok düşük frekanstaki sesleri ve sarsıntıları duyabildiğini öğrenmiş oldum. Kasım 2022 Düzce depreminde kuşlarımın da hissettiği buydu. Algıları onları korkutmuş ve tedirgin etmiş. Bu da onların çırpınmalarına neden olmuştu. Peki kuşlar bu sezgileri sırasında nasıl tepkiler veriyorlar? ABD Jeoloji Kurumu tarafından yapılan araştırmalara göre deprem öncesinde kuşlar garip davranışlar sergileyebiliyor. Üstelik bu davranışlar her kuş türünde farklı olabiliyor. Mesela muhabbet kuşlarının deprem gelmeden 1 ila 3 dakika önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları da yazılanlar arasında. Bazı muhabbet kuşları da yüksek sesle ve peş peşe çığlık atarak tepki veriyor. Martılar ise belirtilerini gökyüzünde çığlıklar atarak, denizden gece bile uçarak veya çatılarda toplanarak gösteriyor. Horoz ve tavukların da depremlerden önce ilginç sesler çıkardıkları ve kümeslerden kaçmaya çalıştıkları görülmüş. 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depreminde medyada kuşlarla ilgili bazı görüntüler ortaya çıktı. Örneğin şu anda izlediğiniz görüntüler Maraş depreminden hemen önce çekilmiş görüntüler. Genellikle kuşlar iyi göremedikleri için gece uçmazlar. Ama burada tedirgin bir şekilde daire çizerek uçan bir grup kuş görülüyor. Hayvanlar hassas duyuları nedeniyle depremi en erken evrelerinde etrafındaki insanlardan daha önce hissedebilirler. Türkiye'de bir deprem ülkesi. Maalesef zaman zaman ülkemizde depremler yaşanacak. O dönemde evlerimizde beslediğimiz hayvanların titreşime ne kadar duyarlı olduklarını ve tepkilerini kendimiz de görmüş olacağız. Böylesine büyük deprem felaketlerinin bir daha yaşanmaması dileğiyle. Hoşçakalın kuşlarınızla mutlu kalın